Merhabalar Youtuber. Merhaba. Merhabalar Youtube. Merhabalar. Yayındayız arkadaşlar. Canlı yayındayız YouTube şu anda. Ee, Eda ile birlikte sizleri selamlıyoruz. Ee, IceZorLux Blogspot sayfamızda da gündüzden yayınladığımız Diablo 4 3 aylık güncellemesini 2000, Ekim'de çıkan yani bu ay çıkan daha doğrusu dün çıkan güncellemeyi e, birlikte inceleyeceğiz. Çok uzun bir inceleme olmayacak öncekilere nazaran çünkü... E, Blizzard şu anda biraz daha kendi iç işlerindeki e, sorunlarla ilgileniyor. Belli ki oyunla çok fazla vakit e, ayıramamışlar öyle diyeyim. Ya da e, sesle ilgili paylaşabilecekleri bu kadar. E, ondan öyle olduğunu düşünüyorum. E, ya da öyle olduğuna inanmak istiyorum ve e, Ekim 20 e, 2020'de söylemesi zormuş. Ekim 2021'de çıkardıkları 3 aylık güncellemeyi birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu güncellemede yani güncellemeye girmeden önce size birkaç bilgi vereyim şu an yayın chatini atıyorum ee, YouTube'da da aşağıda linkleri oluyor zaten isurlux.blogspot.com yani evet. e, normalde bir sitemiz vardı ama biz çok para kazanmadığımız için bu işlerden siteyi kapatma kararı aldık daha doğrusu e, hold yapıyoruz sadece isim hakkını e, elimizde tutuyoruz. Ee, ondan dolayı eee Blogspot'tan yürüyoruz. Zaten yazılarımız ve e, içeriklerimiz Blogspot üzerinden devam etmekteydi. Sitede sadece basitçe bir tanıtımımız vardı. Eee Blogspot'umuz devam ediyor ücretsiz olduğu için hani neden aisorlux.com'da e, çıkmıyor gibi sorularınız varsa bunu da yanıtlamış olayım. E, hiç uğraşmayın da domain adı da eee Bizde tutuluyor. Onu söylemiş olayım Buradan. Tekrardan e, Şu anda chat'e de linki tekrar atıyorum Isurlaxblogspot.com. Burası arkadaşlar Bizim e, bütün e, Nasıl söyleyeyim. Yazılı olan içeriklerimizi Paylaştığımız yer. E, Diablo'ya Dair. World of Warcraft'a dair ve e, Çeşitli oyunlara dair Yaptığımız içerikler. E, burada Mevcut. Hatta Gezi e, içeriklerimizde e, Burada e, bulunuyor arkadaşlar. E, yan tarafta ana sayfa ve diablo içerikleri var. Diablo içeriklerini tıkladığınız zaman bütün diablo içeriklerini sıra halinde görebiliyorsunuz. En son çıkanlar en üstte olacak. Şimdi e, buradan girdik. Kim o yiğit <laughs> ne <gülüyor> <Şu> reklamı yapıyor? <laughs> ha, ay beni banlıyorlar eyvallah. E, yiğit tabi kendisi moder moderatör olmadığı için olsan şeyi e, Neyse bir saniye. Arkadaşlar kusura bakmayın arkada küçük kediler şey yiyor. Utkun'un getirdiği... Teşkilat mı tütsü? bu? E, tütsü yakmıştım da onun sopası kalmıştı. Evin biraz kokusu değsin istemiştim. Çok fazla kedi olduğu için e, evde e, çok da bir etkisi olmadı açıkçası. Ya da evin büyük halinde. Neyse önemli değil. E, güncellemeye geçelim. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Bir an önce e, yayına devam edip oyunumuzu... Oynayalım birlikte gameimize muhabbetimize devam edelim diyorum. Şimdi şöyle ben tamamını okumayacağım okumak için arkadaşlar tekrardan söylüyorum aysoolax.blokspot.com'dan okumanızı gerçekleştirebilirsiniz. Sadece satır aralarını ve önemli başlıkları okuyacağım. O şekilde hızlıca bir geçiş yapacağım. Diablo ekibinden Joe Shiley diyor arkadaşlar ve artık Luis Bariga'nın görev yapmadığını söyleyebiliriz Diablo 4 konusunda ekip liderliğinde bir değişiklik oldu. Ee, burada e, birazcık süslü cümlelerle aslında Diablo evreninin e, görsel içeriğinden ve hikayesel içeriğinden ziyade ses içeriğinin de ne kadar önemli olduğunu bahseden bir e, takım e, sözlerde bulunuyor ve ben bugüne kadar bu böyle bir tarz e, güncelleme yazısı düşmeden önce e, hiç dikkat etmemiştim ve e daha ne diyor bilmiyorum ama tabii Diablo oyunlarıyla iç içe şey değil o başka o Blizzard oyunlarıyla şu anda haşır neşir olmakta ama eminim benimle aynı fikirde olacaktır. Gerçekten böyle biraz dikkat ettiğimiz zaman e, Diablo'nun sanat konusunda seste çok iyiler. Yani biz hep Tristram'ın müziği olsun işte ya da e, Diablo 3'teki o e, savaş sahnelerindeki müzikler olsun ya da işte e, sonsuz savaş anlatan e, görsellerdeki müzikleri olsun onlar geliyor aklımıza yani genelde hani nasıl söyleyeyim. E, klasik müzik tarzında orkestrayla e, yapılmış e, müzikler geliyor aklımıza. E, Soyut parça sulu aldı. Kahve var. Kahvemizi içiyoruz. Kahvemizi de suluyoruz kendimize. Hoş geldin abi. E, diyorum ve devam ediyorum. E, gerçekten ses ekibi efsane çalışıyormuş meğersem. Şimdi e, dediğim gibi böyle okumayınca ya da işte dikkat çekmeyince aklınıza gelmiyor ama bir an için böyle aklınıza getiriyorsunuz ve inanılmaz ses efektleri var. Ve bir ses olayının aslında oyuna ne kadar e, fazla içerik kattığını anlıyorsunuz. Ve gerçekten yazıdaki gibi bir an için böyle bir yaptım ve oyunları sessiz olduğunu düşündüm. Daha sonra Eda'yı anlayış göstermeye çalıştım. Çünkü Eda yıllardır oyunlarını sessiz oynuyor aslında. Evet. O konuyu da şu anda aşmış durumdayız gerçi ama. Gerçekten bir oyunu sessiz oynamak o ambiyansın içine girememenize sebep oluyor arkadaşlar. diyelim ve devam edelim. Ve gerçekten şimdi bazı videolar göreceksiniz arkadaşlar. Yani biz mesela oyun yapımcılarını eleştiriyoruz işte ya oyun çıkmadı gecikti şu bu falan diyoruz. Hadi o tarz teknik şeylerini geçiyorum ama gerçekten yani özellikle bu tarz sanat şeylerinde ne kadar çalışıldığını görüyorum. Ben bunu şu anda yorumu Diablo için söylemiyorum. Bütün oyunlarda eminim ben bu şekilde hazırlanıldığını düşünüyorum ve biz hep şey diyoruz işte yani ver 100 al 100 lirayı al işte parayı ver oyunu bana tarzında falan e, takılıyoruz. Yani gerçekten oyun şeyi adını sen söyle e, yapımında e, emeği çok, çok fazla var. yani verilen emekler çok fazla. Ben de 200 TL var burada 35 kişi herkes 5 TL alsa Diablo 2 alabiliyorum. Keşke 35 kişi hepsi bana 5 TL'sini atsa ben Diablo 2 çekilişleri yapsam. Yani evet öyle yapsak. <laughs> mesela şey arkadaşlar sayısal loto gibi düşünün mesela böyle şey yapabilirsiniz. Gecikmesi saçma sapan oyun yapılmasından iyidir. Ya tabii ki şimdi biz özellikle tüketim toplumunda böyle her şeyi al işte çek götür tarzında falan takıldığımız için biraz o tarz şeyler yani artık sosyal medyanın da ateşlemesiyle günümüzde işte hadi artık gelmedim oyun falan filan gibi şeylere yol açıyor. Neyse devam edelim. E, şu anda bizi Chris Giampa karşılıyor. Diablo 4 ekibinin süper, e, ses süpervizörü. Ses ekibi bir süredir istikrarlı bir şekilde ses ortamını yönlendiriyor ve henüz Diablo 4'ün müzik tarafı hakkında dinlemesinde bilgi vermeye hazır olmasak da yani daha müzik konusu geliştiriliyor. Size bilgiler vermeye başlamak istedik Oyunun içi seslerle alakalı. E, oyunlardaki ses ve müzik hikaye anlatımını destekleyen ve sizi karakterinizi oyununuza hareketlerinizi bağlayan bir yapıştırıcıdır. Kesinlikle ben e, bunu ...dikkat etmeye başladıktan sonra... E, ...hissetmeye başladım diyebilirim. Oyun oynarken duygusal olarak nasıl hissettiğinizde ...etkileyebilecek bir ortam çoğu zaman incedir... ...ve diğer zamanlarda en üsttedir. Yani bu... ...ses şeylerine... E, ...hiç dikkat etmiyorduk biz mesela. Bir de bazı sesler var... ...nasıl yapıldığına da dikkat etmiyorduk. Şu anda mesela... E, ...Fractured Peaks yani e, kırık tepelerin... ...ambiyans sesi verilmiş. Onu bir açalım... Umarım size de güzelce bir şekilde gelir bu. Arkada şöyle bir gürültümüz olsun. Bu sadece şu anda ambiyans sesi. Ben bunu sabah dinlemiştim. Şöyle ortalara doğru alayım. Ee, görseli büyütmeyeceğim. Ee, zaten yeterince görünüyordur diye düşünüyorum. Bir kovuk var mağara kovuğu gibi oyuk var ve orada yanan bir ateş var ve işte karlı bir hava tipi değil böyle çok. Ee, ve onun rüzgarın esişindeki ateşin sesi falan filan. Biraz susacağım, dinleyin birazcık. Evet arkada devam ede dursun. Ee, şu anda ses dosyalarını almasam bana kaça patlar bu oyunu? Yani... <laughs> Bilmiyorum ama değişik bir bakış açısı. Ama mesela şimdi sen öyle düşünüyorsun. Bir de ses işitme engelli ee, olabilecek insanlar var Onlar için de mesela son e, Diablo 2 Resurrected'da ben buna dikkat ettim Her videoya istisnasız Ciddi şekilde altyazı koymuşlar Ama sadece sohbet altyazıları değil Oradaki hayıflanma sesi işte arkadaki Müziğin şekli Mesela Airy müzik diyor yani Orada biraz daha ne derler Evet Evet, evet. Ee, ha. İşte, e, destansı müzik çalıyor arkada falan tarzı böyle altyazılar yerleştirilmiş. E, bu da hoş bir detay. Özellikle son günlerde bütün oyunlarda bunu görmeye başladık. Diablo 4'te de buna dikkat edildiğini e, gördük. Diablo 4 ses ortamı için tatmin edici dövüş genelini sürdürüklü desans açık dünyayı desteklemek için ambiyansı genişlettik. Bu arada Diablo 4'ün açık dünya olacağını da tekrar hatırlatıyorlar. Ton ve vahşet olarak karanlığı kucaklamaya devam ederken aynı zamanda oynadığımız durumlara ha, 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 ses karışmayı sunmaya çalıştık. Şimdi burada şeytan ayrıntıda gizlidir başlığı şöyle ee, arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Yani buradaki paragrafın özet metni. Yani senin aslında beyin olarak dikkat etmediğin yerlerde çıkabilecek seslere özen gösteriyor adamlar. Mesela şu anda arkada kedi atlıyor ve ben yere düşüş pati sesini duyuyorum aslında. Ama onun bu mikrofona geldiği o mesafedeki ses kaybı işte e, sesin geliş açısı falan bunlara dikkat ettiklerini anlatıyorlar. <laughs> ve tekrar edelim arkadaşlar. Ben şu anda başlıkları hızlıca geçiyorum. Altlarında böyle heyecanlandıracak bir şey olacağını olsaydı söylerdim. Ama yazıyı detaylı okumak istiyorsanız e, icezorilux.blogspot sayfasından inceleyebilirsiniz. E, ve kahraman ateş becerileri e, şöyle ben bu başlığı seçtiklerini düşünüyorum. Özellikle ateş becerileri kapalı ortamda yapılamadığı için vakti zamanda e, dışarı yani e, dış ortama çıkılmış ve dış ortamda bir ses kaydı alınmış ve bunun için belli bir ortam seçilmiş arkadaşlar. Yani gidip de apartmanın önünde işte trafik falan akarken yapmamışlar bu işi. Bu adamlar e, buna da ha, bunu da özen göstermişler. E, ve o yüzden e, kahraman ateş becerileri diye bir başlığı var. Ee, onda da şöyle söyleyeyim. Ee, elbette ateş zaman müsait olduğunda sahadaki sesleri kaydetmek için bir süre planlıyoruz. Diablo 4 e, için ekip olarak yaptığımız ilk büyük kayıtlardan biri COVID karantinasından önce bir çöl yangını seansıydı. Yani bunu çölde Edan dediği gibi. Kaliforniya çöllerinden e, birden fazla kayıt cihazı ve mikrofonla donatıl donanmış çeşitli yangın seslerini kaydetmek için Blizzard Headquarter'dan çok fazla uzaklara gittik. Neyse ki kış olduğu için gündüzleri çok sıcak değildi ve geceleri biraz soğuktu. Asıl amacımız ateşi yakalamak iken ambiyans, kaya çarpması, yaprak hareketleri ahşap çarpması, kapı çarpması ahşap kabin gıcırtısı metal çarpması, sıyrıklar gibi e, üretim sırasında kullandığımız her türlü sesi yakaladık demişler. E, bize şu anda sunacakları ilk büyücü becerilerinin sesleri Firebolt ve Inferno. Yani ateş oku ve cehennem. Bunu böyle çevirdiğim için bana kızmayın. Üstüne bilerek de Firebolt ve Inferno diye not düştüm. Daha sonra işte Aman abi nasıl çeviri demeyin, biraz daha Türkçeleştirmiş olmak istedim. Yangın kayıtlarından bazıları özellikle büyücü becerileri Firebolt'ta yani yangın zaten nerede kullanacaksın patlamadır ya da en fazla soru sıra da kullanılır. Evet, ne odun kütüğü kullanarak incecik ve için için yale ıslıklarını kaydettik. Bakın adam neler, nelere dikkat etmişler. Ben e, özellikle şu videoyu şimdi durdurayım. Yukarıda akıyor bu arkadaki e, şeyi. Bu arada nasıl gitti o ses arkaya? Güzel değil mi? Böyle ambiyans oturdu aslında yani. Hiç şey yapmadı, sırıtmadı. Ama e, çölde iki buçuk dakikalık bir session'ı kaydetmişler. Onu şöyle büyütebiliyor muyum? Büyütebiliyor olmam lazım. Neden büyütemiyorum? Şöyle yapayım bir saniye. Bütün ekrana ver, bizim istiyorsan. onu. Açma şimdi. Bak ya Yo izledim ki bugün. staff all four wicks are on the fire. It's a big one. It's a big one. Var o skill güzelmiş ya. Ladies. Ay da. Oyun nerede? Ama e, şey mesela bana küfür ediyorsun ya, senin o zaman aldığın o küfür yok, geçersiz kalıyor, haberin olsun. Söverim çünkü. Hadi ya. ben... O senin dediğin ambiyans sesleri için geçerli. Yani arka arkaya loop'a veriyorlar da bu seslerle uğraşılmış yani onu söyleyeyim. Ee, şey değil yani. Ee, nasıl söyleyeyim öyle es geçilmemiş. Yani şu taşa vurma sesini 10 saniyede evet. bir e, loop'a sokup almanın bir anlamı yok takır kurtuk takır, takır tıkır takır tıkır takır tıkır falan filan. S ve J. Yani evet. İki aya biter o iş. E, i̇ki aya yap, sana bu adamların kazandıkları bütün parayı vereceğim. Söz. Çay getir. Devam edelim arkadaşlar. yani alev büyülerinin sesleri nasıl kaydedilmiş, nasıl üzerinde çalışılmış gördük. Bu arada mesela şeyi de yapmamışlar. Onu ben fark ettim aslında. Onu söylemek isterim. Yani Diablo 2'de hazır bir ses var. İşte fire skillleri skillleriyle alakalı, ateş skillleriyle alakalı, yeteneklerle alakalı. Hadi bunu kullanalım deyip e, şey yapmamışlar. Adını sen söyle. E, yola devam etmemişler. Seneye gelmez arkadaşlar oyun. Oy, oyun daha çok var abi. Oyun daha, daha çok var abi. Hoş geldin yayınlar. Merhaba. Teşekkür ederiz. Öldürülecek canavarlarımız olmasaydı Diablo oyunları bu kadar eğlenceli olmazdı. Bir Diablo oyunu üzerinde çalışmanın en eğlenceli yanlarından biri var olan canavarların çokluğu ve çeşitliliğidir. Yani evet. Bu canavarların hem deneysel hem de daha geleneksel ses tasarımı için olgunlaştırılır. O halde o halde hadi foley dedikleri bir bu ara şey var. Yeniden üretilmiş ses olarak geçiyor Türkçe'ye. Foley'leri ben çevirmedim. Sadece birinde bir parantez içinde verdim. bilgi amaçlı. Ve ses için canavar ses tasarımlarını inceleyelim. Canavar hareketleri 2424 abi. 2424. 2434 özür dilerim. Şöyle 2434 yılında gelecek bu oyun. Uzman animasyon ve yapay zekanın birleşimi yaratıklara hain faaliyetlerini üstlenirken hayat ve kişilik kazandırır. Yani e, şöyle söyleyeyim bunu zaten artık dediğim gibi e, hızlı hızlı geçeyim ben. E, dikkat etmemiz gereken şeyler, ses örneklerini alalım, e, geri kalan yazıyı Blogspot sayfamızdan inceleyebilirsiniz. E, Wood Raid e, şeyine, sesini birlikte dinleyelim. Burada Wood Raid daha bahsettiği böyle, ne diyeyim, ne o, pepega mı? Aşkım stop looking at it, just devam et. E, Wood Raid dediği yani nasıl şey yapabilirim, A ağaç adam ya işte. Antlerin son resmi geçişi. Lotr'dan çalmışlar. Abi fantastik evrendeki her şey Lotr'dan çıkma yani. <laughs> Adamlar bu sesleri evde çatal bıçak defter kitapla yapıyor. Kim ya? Yüzüklerin Efendisi geldi. Çok tatlı duruyor. Evet güzel yapmışlar bu arada. Başarılı yani. Üzerine çalışmaktan zevk aldığımız bir diğer canavar da iğrenç Derecede harika fly host. Fly host bu arada şeyde yoktu. Daha çok i, böyle adını sen söyle direkt sinekle e, karşılaşmıştık orada. Yani bu biraz daha böyle sineği çıkartan adam yani çıkartan yaratık gibi. Neyse çok cevap mıyım ona geçelim. E, bunu da büyütmek istiyorum şöyle. F11'liyim onu. Abi çok iyi değil mi ya? Ya oturup şunu uğraşacaklar aklıma gelmezdi. Evet. Utku Almanya'da bir Türk kardeşim. Evet Twitter'da gördüm onu. E, izleyebilirsiniz çok sevindim. E, şu anda kayıttayız. E, sonra bakarız ama biliyorum bir bayan e, ses sanatçısı diyeyim e, gayet güzel bir iş çıkarmış. Hmm, ama sanırım orada da kimliğinden dolayı mı artık bilmiyorum. E, herkes e, döndü diye dönen bir bayan jüri var. Neyse. E, o konuya da sonra şey yaparım. Nasıl, dönmek ne demek? Ya o işte o yarışmada şey var işte şarkı beğeniyorsan dönüyorsun falan filan. Şey çay... Yok, şey ha doğru söylüyorsun. Unuttum. Neyse. Ve e, Fly Host'u sinek çıkaran e, yaratığında sesini <laughs> dinledikten sonra devam edelim. Açık Dünya ambiyansına. Açık Dünya ambiyansı aslında oyun burada bir Açık Dünya kafası olacak ama e, adını sen söyle. Buradan, burada ondan bahsetmiyor. Buradaki bahsettiği Açık Dünya'nın... E, rol playine verdiği diğer yani ambiyans müziklerinden seslerinden bahsediyor buradaki açık dünya kafanızı yanıltmasın yani hani iç ortamlar değil de dış ortamlardaki ses şeylerinden bahsediyor bu arada Oğuzhan'ın söylediği şeyi adamlar zaten saklamıyor şunu söylüyor ben bir son paragrafı okuyayım sadece bu konuyla alakalı Zaman içinde değişen ambiyansı duyabileceğiniz statik bir çekime oyuncu görüntülerinin bazı uzun biçimli kaynaklı kayıtlarını sağladık. Bu sadece harika bir ortam sesi tasarımını göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda bunları size masaüstü RPG yani rol yapma oyunu oturumlarınız için ve sadece arkanıza yaslanıp çalışırken kaybolmanız için sağlamak istedik. Klipler 5-6 dakika civarında kaydedildi ve yaklaşık 1 saat olacak şekilde döngüye alındı. Yani öyle tutup da zaten bir saatlik bir ses e, kayıt e, işine girişilmemiş adamlar oturmuş. 5-6 dakikasını yapmış ve daha sonra ambiyans sesler için e, adını sen söyle e, loop'a sokacak şekilde kaydı kayda sokmuşlar. Ve de denemeler yapıyorlar yani bir anda karar verilmiyor ona. Yapıyorlar, dinliyorlar. Aha olmadı gördüğünüz gibi orada daha sonra bir daha yapıyorlar. Bir anda olan bir şey değil o. Yani üzerine çalışıyorlar. Bu sadece bir kısmı arkadaşlar. Büyük ihtimalle orada yani bine yakın farklı ses var. Bine yakın farklı ses için daha çok çalışacaklar. Oğuzhan şey mi başladı? Tartışma saati mi geldi? Yok şey müzikten bahsediyorum. Yok. Şey. <laughs> Mustafa abim dedi o tartışma saati geldi. Abi siz Discord'da olsanız gazını alın ben bir yayınımı yapayım sonra gelirim ben. O başka bir şeyden bahsediyor mu? Yok biliyorum biliyorum. Discord'da değil misiniz? Tüh. <laughs> Dur ya biraz takılın biz de geçeriz. Tartışırız. Az kaldı. Ben geleceğim şu <laughs> şeyi bitireyim Diablo yayını. Aşkım duyuyorsun değil ses? Evet ben duyuyorum içeriden bir Bak bir şey yürüyor orada onun sesi geliyor ya. sesleri? Kirpi geldi bak. Neyse dry steps bu şekilde. Ee, Scott Glen Coast var arkadaşlar ee, sırada onu da şöyle bir kabaca dinleyelim. Bu ara bu deniz ambiyansı var. Mesela az önceki e, ambiyans seslerini böyle şey yazmışlar ya oturup e, çalışırken falan arkada dinleyebilirsiniz diye. Dinlemem ama mesela bu tarz su sesinin olduğu şeyleri e, arada sırada e, iş yerinde çalışırken arkada açıp dinlemişliğim var. İşte bilmiyorum sadece gösterdikleri kadarını biliyorum yani. Ve Skos bir <laughs> bizim ASRM ya, adresi. ASRM için adresiniz bir Evet onu söyleyecektim. ASRM bir benim. yağmur sesi var. <laughs> Diablo zindanlarında gezinme tarzı ambiyans söz konusu olduğunda sizi içine çekmek için çeşitli ve benzersiz sondaj deneyimleri yaratmaktan özel bir zevk alıyoruz. Diablo ortamlarına yaklaşımımız yine açık dünyaya kıyasla biraz daha Az yoğun çünkü dikkatinizi Diablo oyununu eğlenceli kılan önemli bir bölümden yani zindana gezinmekten uzaklaştırmak istemiyoruz. Bu canavarların sesli deneyimine eşlik etmesini sağlarken cehennem ve örgütücü ses manzaralarına derinlemesine dalmak için daha fazla özgürlük alabileceğimiz bir alandır diye devam ediyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum detayı için sistemize girip okuyabilirsiniz. Gerçekten şeyden bahsediyorlar İşte o sesin geliş açısı işte geliş şekli. E, bütün sesleri aynı anda vermemeye çalışmaları falan. E, bunlardan çalıştıklarından bahsediyorlar. Ve devam edeceğim arkadaşlar. Şu anda yaptıkları e, e, son çalışma olması lazım. Evet. Son çalışma kırılabilir objelerin e, seslerine gelmiş. Ses mühendisliği diye bir şey var tabii ki. Dur şunu da şöyle devde izleyelim. Büyük şeyde. Hop dur kardeşim. Heh. you <laughs> gold da düşüyor orada. Yere şey mi atlar acaba? Bir tutam gold mu attılar. Az önce Sorcerer charge mı attı lan? Full versiyon nasıl olacak? Bakalım. Bakalım. Ama az önce Sorcerer charge attı bak. Onu söyleyeyim. Karakter bug'da kaldı. Neydi? da mı? Bak Kortia yapmadıysan bugün bir Kortia yap sakinleşirsin iyi gelir. Kort, Cortia güzel. Cortia, Cortia güzel. Kusursuz kortya sıkıntısız. Neyse, game'imize son verelim. Oyun ses miksajı Bu arada, game mixi e, Türkçe'ye çevirdiğin zaman e, oyun karması gibi falan böyle saçma bir çeviri çıkardık şey. Google çeviri karşıma. Tab, ben bunca şeyi tabii bu bugün bir günde çevirmedim arkadaşlar. Google'dan destek aldım. Onu da söyleyeyim yani yalan yok. E, son e, paragraflar. Onu da söyleyeyim toplamış toplayıp bitirmiş olayım. Dediğim gibi zaten hızlı e, geçecektim bunun üzerinden bugün. Çok fazla vakit ayırmayı düşünmüyordum. Çünkü e, adamların özetle söylediği şey şu. Biz bu e, güncellemede sese odaklandık. Biraz daha ses mühendislerimizin yaptığı içeriği verdik sizlere. E, bunu paylaşmaktan işte e, sevinç duyuyoruz şu bu, bu, falan duyuyoruz evet. diyor ve işte ses e, denetçisi Chris Gimpy bize selamlarını iletiyor ve e, Diablo 4 ekibinin başındaki adamın değiştiğini öğreniyoruz. Şimdi ben burada e, birkaç e, yorumlama yapacağım son paragrafı oku, okuduktan sonra sonra da yayınımıza geçeriz. Diablo 4'ün ses tasarımına bu kısa bakışı beğeneceğinizi umuyoruz. Daha konuşulacak çok şey var ama ne yazık ki başka bir zamana saklamamız gerek. Yani biraz uzatıyorlar. Yorumlanma, yorumlayacağım şeylerden biri buydu. Videolarda duyduğunuz veya bu çeyreğin blonda. Öğrendiğiniz, yani 3 aylık olduğu için çeyreklik deniyor. Herhangi bir şey hakkında sahip olabileceğiniz her türlü bildirim memnuniyetle karşılıyoruz. Yani bizlerden geri bildirim bekliyormuş. Ee, bunun konuyla alakalı geri bildirim yapacak kapasiteye sahip olan arkadaşlar varsa yani sesle alakalı evet. geri bildirimlerini yapsınlar. Diablo 4'ün ses ortamında hakkında daha fazla bilgi edinmek için zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz İyi. diyorlar ve bize farewell çekiyorlar. Şimdi şöyle bir toparlayayım arkadaşlar şu resmi de karşıma alayım. Şimdi öncelikle yapılan iş güzel. Evet. Emek güzel. Bir aman var ama. Bu ama da şu. Üzülerek söyleyeceğim bunu. Kızmayın bana. Biz hiçbir şey yapmadık. Biz bir problemle uğraşıyoruz şu anda. E, şirket belli bir çalkalanma içerisinde. Yani benim hissettiğim Başka bu. Tabii he, ya. Bunu bu şekilde söyleyemedikleri için de, e, de olmamak için. He, size geçmişte yaptığımız ses şeylerini eee paylaşıyoruz. Za geldi biraz. Bana öyle geldi. Ben yanlış biliyor ya da yanlış algılıyor olabilirim. İşte abi saçmalama. Geçen kış kaydedilmiş olan şeyler anca işte sisteme aktarılıyor falan. Bence değildir. Yani e, çünkü daha kış gelmedi 2021'in. Demek ki 2020'deki adamlar da diyor zaten. Covid öncesinde kaydettik bu şeyleri diyor. Covid dediğiniz üzerinden 2 yıl geçti. Eee yani bu çalışmalar çok önce başlamış. Şu anda e, bekleyen müşterilerinin ağzına birer tutan bal çalındı. E, biz de o yüzden e, şöyle söyleyeyim kitlemize, siz sevenlerimize bu konuyla ilgili bizden açıklama bekleyenlere, yayın bekleyenlere işte video içerik bekleyenlere e, bunu yansıtmak amaçlı e, bu görevi üstlendiğimiz için bunu paylaştık. Ama ben size şöyle söyleyeyim. E, hem kızgınım hem de anlayışlıyım. Evet her şirkette e, inişler çıkışlar olabilir. Bu dünyanın e, no en doğal no, ne derler? Doğasıdır, akışıdır. Ama bunun bu şekilde bu kadar kör bir şekilde e, ne derler? Kitleye yansıtılmasını... Süreci kötü. Ha evet. e, süreci, süreci yönettiklerini yönetik. düşünüyoruz. Ama e, bu tabii bizim de ne derler? takdirimiz değil. Yani biz ha. en nihayetinde son kullanıcı insanlarız böyle durumlarda. Ama en azından şunu söyleyebilirlerdi açık açık e, bu cümlelere başlarken hani e, biraz daha ses güncellemesi şeyini dolu dolu doldurmaya çalışmaktansa işte e, bugünlerde gelebilecek içeriklerin seyrekliği hakkında bize bilgilendirme de yapılabilirdi çünkü şu anda Diablo ekibi konu olarak tamamen Diablo 2 Resurrected'e odaklanmış durumda Diablo 4 ile ilgili çok 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 seyrek açıklama gelmekte hatırlarsanız ki e, bundan önceki yayınlarımızda sohbetlerimizde Diablo 4 ile ilgili ne kadar sık ne kadar yoğun ve ne kadar e, çok çalışıldığını e, konuşuyorduk çünkü arka arkaya sadece güncelleme olarak değil yazı işte görsel video gibi şeyler geliyordu şu anda ne yazık ki gelmiyor ama tabi biz e, Diablo severler olarak artık e, diyoruz ki tamam Eyvallah diyoruz. Eee Blizzard oyunlarına zaman içerisinde alışmış insanlar olarak da diyoruz ki 2324 yılında oyun çıktığında arkadaşlar birlikte oynamak dileğiyle diyorum ve buradan aşkım senin ekleyeceklerin var mı diye soracağım sonra veda edeceğim. Sana katılıyorum. Zaten söylediklerini aynı şekilde tekrarlamanın bir geri olmadığını düşünüyorum. Ee, şöyle e, keşke ön, daha açıklayıcı bir bilgi verselerdi. Hani bizi kırmayalım ağzınıza bal çalalım tarzında. Ama gene de bir şeyler yapmışlar öyle söyleyeyim. Aynen en azından. Yani en azından bir şey bulalım da koyalım ayıp olmasın. Ya şimdi böyle Diablo ya Blizzard genelinde hiçbir şey ya olmuyor tarzı bir e, görsel vardı. Evet. Görüntü vardı en azından Diablo tarafında işler devam ediyor gibi görünüyor diyebiliriz. Abone var boş yapma diyor. Evet arkadaşlar YouTube'a bay e, bay çekmeden önce e, Polter Mogreen'in evet. aboneline de teşekkür edelim. Kesene Bereket abi hoş geldin tekrardan. İyi yayınlar Utku ve Eda diyor. diyor. E, ve biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi Diablo 2'ye geçeceğiz arkadaşlar. Bakın e, şu anda YouTube'a sesleniyorum son kez. Yayınlarımıza gelin. Bak böyle güzel yayınlar yapıyoruz. Güzel yayınlar yapıyoruz. Ona göre. Yani şu anda konuyla ilgili birçok muhabbet edeceğiz. Daha sohbetimiz devam edecek. Gırgır, gır, şamata, geyik falan devam edecek. Siz kaçıracaksınız. Haberiniz olsun. Ona göre e, yayınlarımıza gelmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz YouTube. Hoşçakalın. Hoşçakalın.